Sondan başa doğru ben konuşmak istiyorum. Yazarlık atölyelerinde benim deneyimimden bahsetmek istiyorum. Çok sert, bana sert gelen uygulamalarla karşılaştım. Uygulamalar değil de çalışmalarla karşılaştım. Bu bana sert geldi. Ben böyle birisi değilim. Ama çok başarılı olan arkadaşlarımız oldu orada. Hatta yarışmalara gidip derece alanlar oldu. Demek ki ben böyle birisi olmadım. Bunu söyleyecektim en sondan başa doğru giderken. İkincisinde sen dedin ya, uzun süreç sonunda kendi deneyimlerini kurgulayarak bir şeyler yazmaya başladığını hissettim ve yazıyorsun dedin ya. Benim için çok sancılı bir süreç oldu. Sürekli çünkü dönüp aynı şeyleri yazmaya başlıyordum. Tekrar yine, tekrar yine ama hiç yol kat etmeden. Bu sene çok farklı bir şey oldu. Bu belki birazcık da bazı şeyi kabullenmekten geçiyor sanıyorum. Evet, ben bir takım şeyler yaşadım ama ben kurguda yapmak istiyorum. Ve yaşadığım o şeyleri orada, yani o olayları o kurgunun içine sokup bunu değerlendirebilirim. Çünkü onlar bana özel. Ve bunu yaparken de çok büyük, yani bugün okuduğumuz yazıyı yaparken, okurken de çok büyük zevk aldım. Yazarken de çok zevk aldım. Benden parçalar var ama kurguladığım şeyler de var. Bana iyi geldi, çok çok güzel, çok eğlendim yazarken. Sanırım devamını da getireceğim bu şekilde. Bunu söyleyebilirim yani. Peki niye kurgu yapmak istedin? Yani mesela bu çok önemli bir şey. Niye kurgu yapmak istedin? Ne oluyor? Farkı ne? Olduğu gibi yazamıyor musun? Yazmak istemiyor musun? Kurgu iyi gelmesi nereden sence geliyor? Belki yaşanmışlığı bu şekilde yaşanmamışlığa çeviriyorum ve bana da yeni gelen bir şey oluyor. Anlattığım yerlere gidip bakıyorum, günümüzde çok değişmiş. İşte binalar değişiyor, sokaklar değişiyor, sokak isimleri değişiyor. O heyecanı, o zamanların heyecanını bana vermiyor. Ancak bir kurgunun içine yerleştirdiğimde, yazmayı da seviyoruz ya, bir şeyler de öğrenmeye başladık ya, o bana inanılmaz bir heyecan veriyor, oluştururken. Aa, bu da vardı. Esasında bu sokakta şu da vardı. Realde gidip baktığımızda göremiyoruz ama benim aklımda var ve ben bunu birleştirebilirim. Bana da heyecan vermesi lazım yazdığım şey. Sanırım bu. Sen şimdi söylerken şöyle bir duyguya kapıldım. Yanılıyor olabilirim. Tamamen benden ilgili olabilir. Sanki o yaşanan olayların üzerine yıllar geldi. Evet. Ve o yıllarda sen değiştin. Tabii. O mekanlar nasıl değiştiyse sen de değiştin. Evet. Ama o anıyı yazarsan, oradaki haliyle yazarsan sen değişimini katmamış olacaksın. Hı. Ama sen o anıyı kurgulaştırdığın zaman büyümüş oluyorsun. O hikayeden çıkmış, büyümüş ve o mekanları ziyaret ettiğinde onlar nasıl değiştiyse kendinin de değiştiğini Evet. ve farklı bir yerde durduğunu mu görüyorsun acaba? Mesela bu bana çok Kesinlikle, ilginç kesinlikle, geldi. kesinlikle. Kesinlikle bu söylediğim gibi hissediyorum. Evet, yazarken de bunu hissederek yazdığımın farkındayım yani. Hani özellikle belirtmek istediğim şey bu. Bana çok değişik geldi. Başka bir nur yazıyormuş gibi geldi. Zaten başka bir şey yazıyorum ama benden parçalar var. Bir puzzle gibi, bir şeyi oturtuyormuş gibi geldi. İnanılmaz heyecanlıydı. Büyük zevk aldım. Umarım devamı gelir. Aslında da bunu da kendin için yazdığını yine söyledin şu anda. Neden Yani olmasın? aslında yayınlanma yani kurgu yazıyorsam tabii ki yayınlansın isteyeceğim, birileri de okusun isteyeceğim ama yine de yazmaya katıldığın yer sana ait hala. Evet. Evet. Kendin için yaptığın bir çalışma bu. Süper. Çok teşekkür ederim. Çok Ben teşekkür aydınlatıcı ederim. oldu benim için. Sağ olun. Gireyim mi? Ben bu atölyelerden önce daha doğrusu intihal konularını karşıma çıktığında ilk düşündüğüm şey şu oldu. İntihal konularıyla ilgili bir olayın kaynağı şuydu. Kitabı çıkan bir yazarın ya da ödül alan hatırlamıyorum. Bir öyküsünü kendi öyküsüne çok benzeten bir yazarın tırnak içinde işin uzmanı olduğu insanlara bu öyküleri okutup ikisi arasındaki benzerlikleri gözler önüne sermek üzerinden giden bir Twitter ne diyeyim follow ne deniyor o akışıydı. Load muydu neydi? Çok iyi tanı şey değilim bu dillere. Çok sonra
birilerinin söylemesiyle bakıp vakıf oldum ve ilk aklıma gelen şey bir sorumluluk hissi oldu. Çünkü biz de benzer bir şey yapıyoruz hepimiz. Bir cümle veriyoruz, bir tetik noktası veriyoruz, bir yönerge veriyoruz ve kaç kişi muhatapsa o yönergeye oradan çıkarak yazıyor. Sorduğum şey şuydu, acaba bunlar aynı atölyeye mi gittiler? Bu kadar benzerlik olduğu düşünülüyorsa, bilmiyorum tabii, araştırmasına girmedim aynı atölyeye gidip gitmediklerinin. Ama bende uyandırdığı şey buydu. Evet, atölyeler aynı yerden çıkıyor, tek bir ödev veriliyor ve 10 kişi, 20 kişi, kaç kişi katıldıysa aynı cümleden yapıyorlar ödevi. Fakat orada biriken şey başka. Şimdi Nur'un aynı yönergeyle yazdıklarıyla benim yazdıklarım çok başka olacak. Benim çocukluğum Erzurum'da geçti. Nur Almanya'da yaşadı. Aynı cümleyle başlasak bile atölyeleri suçlamam azaldı. Oraya geleceğim. Aynı noktadan başlasak bile bambaşka noktalara akıyor. Ha, anlatıcının aynılığı, işte ne bileyim, bakış açısının aynılığı, kullanılan tekniklerin aynılığı. Biliyoruz ki konu belli, verilmiş. Bunların teknikleri de zaten antik Yunanıydı, o benzer şeylerde. Bu yani, mal bu, malzeme bu. Ne olabilir ki? Anlatıcı birinde ilahi olacak, birinde tanrı olacak, birinde işte yakın üçüncü olacak, birinde olimpik tanrı olacak da falan falan falan. Ya da ikisinde de ben anlatıcı olacak ama birinin anlatıcısı Behi olacak, diğerinin anlatıcısı Nur olacak. Eğer kendimizden çıkarak yazıyorsak, kendimizi katarak yazıyorsak, kendimizin dışında da yazıyorsak yine benim ben anlatıcımla Nur'un ben anlatıcısı ya da Duygu'nun ben anlatıcısı farklı olacak. O yüzden atölyeleri suçlamam ya da atölyelere atfetmem bu aynılığı, intihalin ya da aynılığın çok artmasını azaldı. Ama bir benzerlik var mı, aynılık var mı? Var, evet. Yani çok birbirine yakın eserler çıkıyor. Buraya... Sence orada atölyenin sadece bir pratik yapma alanı olması, algısının katılımcıda olmamasının girdiğini düşünmüyor musun? Kesinlikle düşünüyorum. Bir de burada şu da var. Yani atölyeye gelen kişi yazar olmak üzere geliyorsa bir sıkıntı var orada. Çünkü bence yazar olmak öğretilebilen bir şey, öğrenilen bir şey değil. Yazı rehberliği öğretilebilir bir şey. Dediğin gibi yönergelerle pratik yapması sağlanabilir kişinin. Ama bir yazar olması sağlanamaz. Orada bir ayrım var bana kalırsa. Yani ben biraz daha yetenekçilerden taraf bakıyorum olaya. Çünkü yetenek ama diye yok, bir şey senin, var. Senin dediğini ben şöyle duyuyorum. Yazar olmayı... Yazarın da katkısı olması gerekiyor. Yani yazar olmak, evet, pratik yapmaktan i̇şte, geçiyor. Biz aynen yazar öyle. Bakış açısını öğretebiliriz. Yazar gibi okumayı öğretebiliriz. Yazar ama gibi bu gözle yaşamak bakacak nedir? Tabii. Yani ben bu gözle bakacağım. Nur o öğretilenler ışığında o gözle bakacak. Ben o aynılığın sebebini ya da o intihal miyi ya da benzerliği, neyse adı, alıntılamamı, benzeşmemi vesaire, şuna bağlıyorum. O kadar aynı bir pompalanan popüler kültürle şeyiz ki, karşı karşıyayız, muhatabız ki, farklı bir şey çıkması için çok farklı şeylerle beslenmek lazım. O aynılık atölyelerden ya da işte aynı yönergeyle yazmaktan ziyade bundan sebep diye düşünüyorum. Aynı şeylerden besleniyor olmak, aynı kanallardan besleniyor olmak ya da tırnak içinde neyin sattığını bilerek o cihette yazmaya çabalıyor olmakla ilgili. Yani kendine, kendin için yazmak dedik ya, kendin için yazarsan o noktada olmazsın diye düşünüyorum. Çünkü satmak tabii ki iyi bir şeydir. Hepimiz isteriz herhalde bir şey ortaya çıksın, satılsın. Fakat önceliği o olmazsa insanın, önce kendisi için yazar. Burada çok sevdiğim bir şeyi var Murat Anmugan'ın. İnsan affetmek için yazar diyor. Önce kendini, sonra annesini, sonra babasını vesaire 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 gidiyor. O yazma noktasını bitirip de işte satış noktasına geldiğinde hepimiz satmak için isteriz ama o noktayı geçip de satış noktasına. Aynen bu dediğin. Yani demin demek istediğim o. Soruyu unuttum. Yazarlık atölyesini, hı-hı, satış noktasını düşünerek ve onun isteyerek gitmekle, kendim için yazıyorum, bu süreçten geçtikten sonra oraya tabii ki varmak isterim. Ama şurayı geçmem gerekiyor. Ben, hı-hı, insanların oradan geçerek gitmediklerini çoğu zaman düşünüyorum. Çoğu zaman sonuç odaklılıkla, evet. Ya burada hepimiz kendimiz için yazıyoruz ya. Öncelikle kendimiz için yazıyoruz. Yoksa bir başkasının hayatını okuyanla
yazdıkların üzerinden şurada bile birbirimize değdiğimiz zaman ne kadar bambaşka bir şey, işte Duygu'nun duvarı benim duvarım gibi oluyor. Ne bileyim, benim güvem hepimizin güvesi oluyor. O bir şey söylüyor bize. Çünkü hepimiz kendimiz için yazarken birbirimize bu vesileyle dokunma hoşumuza gidiyor. Ama önceliğimiz bu. Sonrasında başkaları geliyor. Başka öncelikler geliyor ya da başka istekler. Bir de burada şöyle bir şey var. Bu atölyelerde tam olarak bazı atölyelerde o kadar talepkarca davranılıyor ki, yani eğitimciler açısından, katılımcılar açısından, insan kendi için yazdığını unutuyor bazen. Benim başıma geldi böyle bir şey. Ve bu çok kırıcı oluyor. Birdenbire geriye çekildiğini hissediyorsun. Çünkü kendimi korumaya almam lazım. Ben onu yazacak insan değilim. Benden talep edileni yazacak insan değilim. Çünkü ben kendim için yazmam gerekiyor. Bir de bunu da göz ardı etmemeniz gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ya, bence bu yani, çok önemli bir şey. Çok güzel bir şey söyledin. Bir yazma yolunun başındaki birisi için, yani hep yaza geliyordur muhtemelen, bir atölyeye bir vesileyle gittiyse, kendimden yola çıkarak söylüyorum da, kendine kadar yazıyordur. Yolun başındaki hedefini, amacını çok iyi belirlemesi lazım diye düşünüyorum. Kendine onu sorması lazım. Ben neden yazıyorum bu hikayeyi, neden anlatıyorum? O zaman dediği gibi Nur'un, o gerekler gelmez muhtemelen, ya da geri çekilmeler gelmez. Ve yola bırakır kendini, akışa bırakır. O zaman da yazısından, kendinden ne olacaksa zaten o su akıp yolunu bulur diye düşünüyorum. Yani ben de öyle oldu yazından. Ama Nur'un dediği o kadar da doğru ki, çünkü sen, ben kendim için yazıyorum ama bizim gelmemiz ne kadar uzun zaman aldı. Atölyeye giden bir insan kendini hocaya teslim etme, hem de kültür olarak biz buna çok müsaitiz. Hocaya kendimizi teslim ediyoruz. O bize öğretecek, o bize gösterecek diye. İngilizce'de çok güzel bir laf vardır. Facilitator derler. Atölyeyi yöneten kişinin kolaylaştırıcı olmasıdır. Yani eğitmen değil, hoca değil. Biz hoca olmayan adama da hocam diyoruz. Yani biz şey arıyoruz, birisi bana söylesin, hap arıyoruz. Birisi bana söylesin, ben o teknikle yazayım, benim kitabım yayınlansın. Evet. Benim için dehşet bir şey yazının böyle bir şey olmasını, kendi adıma düşünemiyorum ben. Tabii bir de benim gibi sorunlular var. Benim gibi kendi için yazmaya başlayıp hiçbir zaman bunu bir şeye dönüştürmeyenler de oluyor. Ya ben de öyleyim ama ben bundan mutluyum ve sen de mutlusun. Aslında şey bu, geldiğin noktada kendinle, yazınla mesafen nasıl? O hal sana ne hissettiriyor? Bana şu an vallahi 3 tane okurum var. Bilmiyorum Medium'a koyduklarımı kaç kişi okuyor ki, gördüğüm kadarıyla çok da kişi okumuyor. Ama ne gam, o kadar mutluyum ki. Yani size burada okuduktan sonra gidip oraya o motivasyonla Medium'a eklemek. Yani okunsa tabii ki mutlu olurum ve bana bunun dönüşü sağlansa. Fakat orayı düşünmüyor insan. Hani o akışa bırakmakla ilgili kastettiğim o. Onu düşünmüyor. Anladım. Buradaki mesela bu, buradaki şu an yorumların mutluluğu bana bir hafta yetiyor zaten. Sonra devamı geliyor. Bu tabii ki bir başkalarına dönüşsün isterim, başka şeylere dönüşsün isterim ama çok sonra, olacağı varsa zaten olacak diye bakarım yani. Ya Mine Söğüt'ün öyle bir söyleşisinde bir lafı vardı. Dedi ki, siz yazmaya bakın, o yazdığınız şey başka bir mecrada yer bulacaksa kendini, o zaten bulur. Değil mi? Doğru. Kesinlikle çok doğru. Aynen. Biraz da ben gireyim söze madem. Yani birkaç soru oldu. Biraz kafamda karıştı ama bakayım ben kendimce. Belki atölyelerle ilgili başlayabilirim. Ben biliyorsun seninle tanıştığımız zaman da evet yazıyordum. Yazmak istediğimi biliyordum ama türlü sıkıntılı yollarından geçmiştim aslında yazına. Yani o hani yazar tıkanması dedikleri şeyi bile görmüştüm sana ilk geldiğim, ilk tanıştığım zaman. Sonra benim senden ilk öğrendiğim şeylerden bir tanesi ve onu her zaman başucum tutuyorum. Asla da unutmama fırsat vermiyorum. Yazı bir sonuç değil, bir süreç işidir. Bu yazıya girişin de ana hattı bence. Ve ben bunu hep kendime hatırlatıyorum.
Ki zaten artık ben çok uzun zamandır sonuç odaklı değilim. Ama bence insanın en zor alıştıkları ve hani içselleştirdikleri kısım burası. Yani o sonuçtan bağımsızca keyifte kalarak yazmak kısmında çok zorlanıyorlar. Bence yani ben öyle düşünüyorum. Ben açıkçası keyifte kalayım, tadını alayım. Sonuç ve şu lafını da hiç unutmuyorum. Siz süreçte kalın, sürecin tadını çıkarın. Sonuç zaten o güzel sürecin sonunda bir sonuç size gelir. Ama o beklentiyle girmemiş olursunuz diye. Mesela bu benim için çok doğru. Yani ben hakikaten bir sonuç odaklı bir şey üretmeye çalıştığım zaman gerçekten üzerime çok büyük baskı hissediyorum. Yazım bana ait değilmiş gibi olmaya başlıyor. Dolayısıyla ben keyifte kalanlardanım. Sonuçta olursa ne âlâ ama olmasa da ne âlâ kısmındayım. Hani şeylerle ilgili bunu söyleyebilirim. Ve bir atölyede gerçekten de yani bir atölyeye girip yazar olarak çıkılacak bir durum olduğunu hiç düşünmüyorum. Bir yatkınlığınız, bir sevginiz, bir sevdanız olduğunu düşünürsünüz. Onun için gelirsiniz oraya. Mesela ben ilk gittiğim, yani herhalde bir 20 sene olmuştur, ilk gittiğim yazı atölyesindeki heyecanımı hiç unutamıyorum. Okurken ağlıyordum yazılarımı. Ve şunu da unutamıyorum, tek istediğim bir geri dönümdü. Kendi kendine yazıp işte burada bizim birbirimize yapabildiğimiz gibi bir geri dönüm almak istiyordum. Nitekim birçok haftalar almıyordum, alamıyordum. Ama ben hani geri dönüm ihtiyacıyla gitmiştim. Hani onu çok çok net hatırlayabiliyorum. Dolayısıyla yani arkasından gelen hani o şekilsel şeyleri işte bir sefer hayatımda onlarla çok baskıladım kendimi. Onda da bir iki sene ara verdim. Yani kelime yazamayacak şekilde ara verdim. Seninle beraber aynı yolda yürüyerek çözmüştük zaten o zaman da. Dolayısıyla atölyelerle ilgili bunu söyleyeyim. Orada yazar olmak değil hedef. Orada bol pratik, eli alıştırmak, akışta kalabilmek bence en kıymetli kısmı. Ama beyin dediği gibi yani akışta kalmak bir sonuca varacaksa varır. Ben o odaklı olmazsam zaten sonuç kendiliğinden geliyor. O kendiliğindenlik çok güzel bir şey aslında. Çünkü böyle yazı ben şunları öğrendim. Hadi gideyim şimdi oturayım da bir uygulayayım gibi bir şey değil. Yani ben öğrendiklerimi şuralara yerleştireyim hadi yapayım. Yani bizim gibi insanlar için de aynı şey. Çok yeni başlayan birisi için de aynı şey bana kalırsa. Yani hadi tık 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 yerleştireceğim işte oldu bitti. Bütün teknikleri biliyorum gibi bir şey asla değil bana kalırsa. Bu şeyden hareketli ben hep biliyorsunuz kendimi yazmayı çok seviyorum. Hep de yani dönüp kendimi yazıyorum. Bu bana iyi geliyor. Neden kurgu diliyle ya da hani senin dediğin gibi neden kurgu diline benzer bir dille yazıyorsun ya da kurguya çevirme ihtiyacı duyuyorsun diye. Sanıyorum öteki türlü yazdığım şey daha çıplak ve daha bana ait bir şeyken ben onu dönüştürünce bir bana daha iyi gelebiliyor. O da şuradan kaynaklanıyor. Benim o ilk yazdığım şeyde sen de hatırlarsın belki diye düşünüyorum Yeşim. Çok karanlık bir sahnem vardı. Depresyonumun orta yerini yazmak istemiştim ama çok gerçekten çok karanlık bir yerde ve bir türlü yazamıyordum orayı. Sonra bir takım aralar verdim olmuyor falan derken kendi haline bıraktıktan sonra bir yerden sonra ben o bölümü yazdım. Ve sonra fark ettim ki sonra yazım akmaya başladı. Romanım bitti. Sonra dönüp bakınca bir baktım ondan önce ben anlatıcıyla getirmişim ve daha çok kendimdeyim. Yani daha öyle çıplak yazmışım. Ama orada okuş bakışa geçmişim. Yani başka birisi, üçüncü tekille anlatmışım mesela orayı. Yani benden sıyırıp o bir başkası gibi yapmışım. Orada karakter benden çıkmış. O yüzden devamı akabilmiş mesela. O yüzden ben kendimden çıkabilmek istiyorum kendi şeylerimi yazarken. Yani bir sürü cepheden bakabilmeyi istiyorum belki. Öteki türlü kendi anıma oturup yazınca sadece kendi bakış açım giriyor. Oysa ki ben hani galiba Behiye dedi Murat Hamlık'ın sözü üzerinden. Yani ben affetmek istiyorum, sorgulamak istiyorum, bakmak istiyorum, yeniden düşünmek istiyorum gibi gibi. Dolayısıyla ben o noktada öyle düşünüyorum. Yani ben kendimi oradan sıyırdığım an o diliyle yazmaya başlayınca mesela rahatlamıştım. Bence bence bunun için yapıyorum ben o hani kurgu kısmını diye düşünüyorum. Onda da şuna inanıyorum. Hazır olmak diye bir şey var. İstediğiniz kadar atölyeye gidin, istediğiniz kadar şey öğrenin.
kendimi yazacağım diyeyim, onu yazacağım diyeyim, bunu yazacağım diyeyim. Sizin bir hazır bulunuşluğunuz var ve bu kontrol edilebilir bir şey değil. Yani şunları şunları yapayım, yarına hazır olayım gibi bir durum olmadığını düşünüyorum. O hazır olma hali gelince aynı bugün Nur'unkinde olduğu gibi bence. Ben Nur'u 2014'ten beri tanıyorum ve bu anın geleceğini hep bilerek, hani mesela biliyordum yani, çünkü daha önce de bir takım girişimleri oldu, onlarda da yan yanaydık hep biz. Ama şimdi anlıyorum ki o bir hazır bulmuşluk hali. Belki yazıya teslim olmak, yazının içinde kalmak, hani onlara niyetli olmak gibi gibi bir şeyler var ve orada o noktaya gelince o olmaya başlıyor. Yani bizim de çok kontrolümüzün altında olan bir süreç olduğunu hiç düşünmüyorum. Bilmiyorum yani, sorduğun sorulardan, aklımda kalanlardan şey yapan bu kadar. Yani var mıydı başka bir soru? Muhteşem. Yok, gayet güzel. Çok çok teşekkür ederim. Ben bir tek Nur'a son bir şey sormak istiyorum. Fark ettin mi, biliyor musun? Ne oldu da birden bu hikaye geldi? Var mı bir şey? Yani birdenbire mi çıktı, yoksa sen biliyor musun ne oldu da buna döndün? O aslında demin Duygu'nun dediği hazır olma hali ne zaman geçtin? Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama bir gün geleceğini biliyordum. Nedense bir sakin hissettim kendimi. Belki de hani Behiye'nin dediği gibi bazı şeyleri affede affede yazıyoruz belki. Hani Murat Anlı'nın sözünü söylemişsin ya. Yani o sakin kalma hali içinde yazmaya başladım. Evimin altındaki kafede oturuyordum. Yanımda iğrenç bir defter vardı. Son iki sayfası kalmıştı. Ona çeşitli çizimler yapıyordum. Birdenbire o sokağa yazma ihtiyacı hissettim. Sokak. Ben sokağıma çok bağlıydım zaten. Ve birdenbire aktı yani her şey. Sakin kalma haline bağlıyorum ama o sakinliğin nasıl geldiğini farkında değilim. Belki de yılların çalışması, hani bilemiyorum gerçekten. Şu anda anlam veremiyorum açıkçası. Güzel. Bu da zaten Duygu'nun demin dediği şeye bağlanıyor. Hani bu planlanarak varılan bir yer değil. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet Behiye'cim. Hani dedin ya, kurgulu dil. Kurgu dili. Ne olabilir? Yani bir öyle bir dil var. O bendeki karşılığı şu, hikaye dili. Mesela Nur'un yazısında gördük ya. Bir şey anlatırken hikaye ederek anlatıyorsun. Yani bir kurgu değil bu mesela. Bir anlatı, bir işte deneme, bir makale, bir blog yazısı ya da bir Instagram postu. Ama oradaki dil hikayeli. Ve o size hikayeli dil bir kurgunun içindeymiş hissi veriyor. Bana kalırsa kurgu dilinin karşılığı bu. Nur'un yazısındaki mesela bilgileri verirken ki hikaye ediş şekli. Bilgi veriyordu bize aslında. Fakat bize hikaye etti. Orayı anlatmadı, açıklamadı. İşte bunlar da şu katta oturuyorlar, şu 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 özelliklere sahipler demedi. Hikayenin içine, akışın içine yedirdi ve verdi. Ve biz hikayenin içine girdik o zaman. Çok diye düşünüyorum. Bir de affetmenin karşılığı kabul. Evet. Ne dedin Nur? Rehber. Onlar da atölyeden edindiklerim bazı şeyler. Atölyeden edindiğim şeyler. Ay, çok çok teşekkür ediyorum. Süper oldu. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.